önlerindeki en önemli engel olarak yozlaştıramadıkları, belli inanç ritüellerini devam ettiren, belli hiyerarşik yapılarını devam ettiren Alevi toplumunu görüyorlar. Ve bu nedenle, bunu tabii ben biraz sonra anlatacağım davalarla somutlaştıracağım. Bu nedenlerle de Alevi köylerini ve Alevi inanç merkezleri üzerine AKP bilinçli olarak başta altın madenleri olmak üzere maden ruhsatı veriyor. Mesela nerede veriyor? Benim açtığım, yani yürüttüğüm davalar. Samsun, Ladik ilçesi, Akyar köyü. Altın maden ruhsatı vermişler. Hayatımda gördüğüm en güzel köylerden birisiydi. Davayı kazandık çok şükür. Yani oradaki altın maden ruhsatını iptal ettirdik. Arkasından başka bir dava geldi. Tokat Erbağ, Keçeci köyü. Keçeci, Sokutaş, bunlar Alevi köyleri. Etrafında Çerkes köyleri de var. Sünni Çerkes köyleri de var. Fakat 60 bin dönümlük maden ruhsatının merkezinde Hacı Bektaşi Veli'nin yeğeni Keçeci Baba'nın Anadolu'daki Alevi ocaklarından birisinin merkezi olan, dergahı olan Keçeci Baba'nın türbesinin olduğu Keçeci köyü var. Merkezinde o. Madenin CEO'su kim? Cumhurbaşkanının danışmanı Ömer Özbey. Çal Baba ziyaret alanı var. Alevi İnanç Merkezi. Burada, yani burası aslında etrafında da 3 tane Alevi köyü var. Güzelce Killik ve Günçalı köyleri. Üzerlerinde de bir Çal Baba ziyaret alanı. Burada Aleviler, Anadolu'ya Türkmen Aleviler girdikleri günden beri oradaki çam ve ardıç ağaçlarından oluşan ormandan bir kuru dal parçası bile dışarıya çıkartmıyorlar. Sadece bayramlarda toplanıyorlar. Orada semah dönüyorlar, cem yapıyorlar. Ritüellerini gerçekleştiriyorlar. Alevi inancını, Alevilik inancını büyük şehirlerde yaşayan çocuklarına da orada aktarıyorlar. Büyük şehirlerde yaşayan genç çocuklar geliyorlar. Orada Alevilik ritüellerini, inanç ritüellerini öğreniyorlar. Devam ettiriyorlar. O kültürel yapıyı devam ettiriyorlar. Ve şey de çok ilginç. Dışarıya bir kuru dal parçası bile çıkartmadıkları gibi oradaki kuru dalları sadece kamusal ihtiyaçlar, işte kurban kesildiğinde kazanların kaynaması için, herkesin ihtiyacı için kullanıyorlar. Ama tepenin dışına bir kuru dal parçası bile çıkmıyor. Ve her ağaç bir ev olarak adlandırılıyor. Her ardıç ağacı bir aileye ait. O aile o bayramda gelmezse kimse altında oturmuyor. Türkiye'de bütün ülkeyi çökertebilecek iki tane proje var. Birisi Akkuyu Nükleer Santrali projesi, birisi de Erzincan İliç Altın Madeni. Şu anda İliç Altın Madeni ilk sinyallerini vermeye başladı işte bu 13 Şubat'taki facia nedeniyle. Bizim açtığımız davada kapasite arttırımının iptali davası. Kapasite arttırırsa nereye gidecek? Munzur Çevre Koruma Bölgesi, Tunceli, oraya gidecek. Yani yine İliç'te merkezi için demiyorum ama kapasite arttırımında genişleyeceği alan Türkiye'deki en önemli Alevi yoğunluklu yerleşim alanı olan Tunceli. Tunceli'yi yok etmek üzere geliştirmeye çalışıyor. Küresel emperyalist kapitalist sistemin baş karar vericilerinden olan Rothschild'e ait İliç Altın Madeni. Hacı Bektaş Veli'nin Hacı Bektaş'a giderken üzerinden geçtiği Hırka Dağı'nın karşısındaki tepelere Akkuyu Nükleer Santrali'ne uranyum sağlamak için uranyum maden ruhsatı vermişler. Çobanlarla konuştum, dağda konuştuk. Tayfun abiyle birlikte çoban diyor ki, abi diyor, koyunlarımın diyor bacakları diyor çukurlara giriyor, kırılıyor, kesmek zorunda kalıyorum diyor. Karşı taraf Hırka Dağı. Hırka Dağı ne? Hacı Bektaş-ı Veli'nin Anadolu'ya girdiğinde Hacı Bektaş'a ulaşmadan önce gece altında konakladığı kutsal yassı ağaç var orada. Oraya uranyum madeni ruhsatı vermiş. Bu cahillikle, bilgisizlikle açıklanabilecek bir şey değil. Hacı Bektaş Veli'nin ağacının üzerine uranyum madeni ruhsatı ver. Yeğeni Keçeci Baba'nın türbesinin olduğu yere Verus Holding'e 60 bin dönüme altın madeni ruhsatı ver. Karşı tarafta Çal Baba'ya, köylülerin 700 yıldır bir kuru dal parçası bile dışarıya çıkartmadıkları Çal Baba ziyaret alanının üzerine 4 tane maden ruhsatı ver. İkisi altın madeni olsun. Tunceli'yi, Arapgir'i, Kemaliye'yi, Munzur Çevre Koruma Bölgesi'ni yok etmek üzere küresel emperyalist kapitalist Rothschild'e Türkiye'yi sat. Ondan sonra bu kasten yapılabilecek bir şey ancak.